Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sabahleyin kaç gibi kalktık, yine 8-8.30 falandı. Bugün geç kalktık biraz. Bugün Zeytin annem evin oradakileri toplayacaktı. Biz de birazcık geç kaldık. Saat 9.30-10'a falan geliyor şu anda, geç kaldık. Annemi ünledim, göremedim ama sanırım şu aşağıdaki küçük zeytinlerde olması lazım. Burayı da en son ablam gibi ekmişlerdi. Burayı daha önceki videolarımda göstermemiştim herhalde size. Kaç gündür arkadaşlar rahatsızdım, biraz hastaydım. Hala bile devam ediyor. Bir öksürük var, kuru öksürük var. Sanki çiğ yağmış, bunlar ıslanmış. Hatta videolarımı bile daha önceki videolarımdan falan birkaç tane atmıştım. Kanalım boş kalmasın diye. İzlemek isteyen arkadaşlar izlesin diye. Böyle canlar. Bugün birazcık daha iyiyim. Yani birkaç gündür gündüz iyi oluyorum ama ekstra hani çalışıyorum. Akşam eve gelince ayrıyeten video çekmeye mecalim kalmıyor, öyle söyleyeyim. O yüzden hafta sonu, bu hafta yine köye geldik. Her hafta sonu olduğu gibi. Şimdi annemi göstereceğim size. Evet. Queen'in başında. Burada dallarımı örtmüşler herhalde. Anacığızıma bakın. Şuraya sobada yakacak çırpı yapmış. Burada boş durmamış. Şu şekilde. Bağlamış, koymuş. Zeytin dallarını bu şekilde. Bunlar kuruyunca çısır çısır çok güzel yanıyor. Burada yapmış anacığızım. Burayı da ondan örtmüş herhalde. Dur bakayım. Altında ne var? Evet, dal var. Şurada fıstık kuruları falan var. Bunlar yansın diye herhalde, şey, yağmur görmesin diye. Anacığım da küçük zeytinleri topluyor. Baksanıza. Yarın evdeyim kızım. Yarından sonra gidelim zeytine. Demiş, dediği de akşamda. Yine annem küçük zeytinleri topluyor, boş durmuyor. Kolay gelsin anne. Geldim anne. Ünlüyorsun, hiç duymuyorsun. Duymadım anneciğim. Ay, bende de bu gıcık öksürük var anne. Anne, anne diyorum, yok ama tarağın sesini duyuyorum, ışırtısını duyuyorum. Dedim annem kesin zeytinlere, küçük zeytinleri topluyor. O zaman anneciğim, ben duymamışım. Şimdi hışırtı duyuluyor ama sen beni duymadın. Dedim annem nerede olacak? Zeytinlerin başındadır, yanındadır. Zeytinin dizinde başında dedi. Anacığız. Allah sağlık verirse bitiriyoruz anne. Maşallah. Bunlar da tutmuş bu sene değil mi? Maşallah, bu sene güzel zeytin varmış anam. Bunlardan huracıktan öyle 2 seklem, belki 3 tane daha yakın oldu. Tabi hortik 3 tanesi var. Öyle mi? Maşallah. Var da var da. Ha, baksana şunlara. Burası narı develce, narı köklekte. Tam baskılık olmuş anne bu. Neyse, sipariş vardı. Ben buradan 3-6 kilo buradan götüreyim ben. Senin bu zeytin nereden götüreyim 6 kilo? Ha, pek güzeller. Sümbül gibi olmuşlar. Pek güzeller vallahi. Götür işte, ondan orasan da ayrı koydum dün. Gelirse dedim içine bastırsın dedim. Öyle mi abanacağızım? Ha. Seni düşünmem miyim ben? Abi sağ ol. Bunlardan dedim. Bunlar daha güzel diye Osman'a. Baban olsun diye, o da sessin, bastırsın diye. Niye aklıma geliyor? Geçen sene çok olduğundan mı olmadı? Çoğu daşıla bastırıymış. 2-3 güne bir aktarıymış. Onu az yapacağım. Şimdi biz çok, 2 sene daha yakın kattık. O kıpırdaması ya, lazımmış. Bir diyen öyle de deneyesin var diyen. Zeytinler çok güzel. Onu az katacaksın, az katacakmışsın. Kimisi öyle çuvalda yaparmış. Ha, aynen. Geçen sene biz 2 sene daha yakın öyle duymuştum. Ama çok kattık. Çuvalı doldurduk ağzına kadar. Onun da hava alacak, kıpırdayacak yeri kalmadı zeytinin. Hiç denemediydik daha önce çuvalda baskıyı. Gider de güçsün ama az katardı, doğru. Ama onun bastırdığı gibi yoktu buradan, ama o çok güzel bastırdı güçsün ama. Rahmetli babaanneciğiz mi? Evet, ıslardı. Yuvruşu gitsin diyordu. Islak ana koyardı bir de çuvala o. Duz demek hepsine varacak değil mi? Tabi duz hepsine varacak, sertleştirecek. Bir de hava alacak kıpırdadıkça.
Biz ayol 2 sene daha yakın neredeyse bir çuvala kattık. O da oturduk aldı. Deneyelim Ceren Hanım. Zeytinler vurmak gibi olmuş. Valla pek güzel. Bu acık buruşacak da şunlar pek güzel. Çok güzeller. Şu nasıl? Sen bunlardan öyle et atın. Yolda gelirken simitle şey aldık. Sana da açma aldık. Şöyle koyayım. Belki bir iki yersin. Yaptın mı kahvaltını? Biz de geç kaldık. Bunlar güzel. Bunlar sık şey de. Hiç buruşmamış da şunların güzelliğine bak. Pek güzeller. Olur. Hayret de bastır. Tamam. Ne güzeller. Baksana pek güzeller maşallah bunlar. Hele orada bir tane ufak şeye koydum. Bir şişelik bu dedim bunu akşam katsın oturuyor ki dedim. Bak sen. 5 kilolara kattım 2-3 tane böyle. Ben anacığım. Bana 2 bidon şey olsa yeter ama işte sizi gari. Anacığım bu sene bana çıtlattı verdi, dildi verdi. Kızın müşterisi varken sat dedi. Öyle. Anacığım diliydi bana çıtlattı bu sene. Yavrum, ablam da fırsat bulamadı. Ablama yaptı biraz şey, ama çoğunluğunda bana yaptı herhalde. Toruna yapacağım. Gene o şeylerde toruna da göndereceğim. Toruncum da orada. Zeytin çok pahalı burada dermiş. Avu. Eskişehir'de. Yeşillerden de yollayacağım. Bu çok tatlanmaz daha da. 15 tatilde. Şimdi kaç gün var? 3 hafta falan var işte gelmesine. Az kaldı diye babası da akşam. Ben de diyen toruncum diyen zeytin kargo bile gönderseydiz diye. Gelecek kar yakında diye. Şurada 3 hafta kaldı. Zeytin bile alınacak gibi değil dermiş çocuğum. Ne yapsın? Çok pahalı burası dermiş. Teyzem çocuğum. Ne yapsın? Olur yavrum be olur. Her şey olur. Allah'ım sağlık versin. Oluyor. Herkes Allah'ım alım gücü versin inşallah. Yeşilimize bak anam. Ne var bu yeşillikten şey alayım ben böyle. Baktık sıra her yerim. Aynen. Evde annemi evde annemi bulabilene aşk olsun yani bu vakit. Anam, durmam bak. Yengen orası bu tarafım yeşillik. O tarafım yeşillik. Her yerimiz yeşillik. Yengem sebzeler duruyor mu? Burayı sürdük. Fasulye. Boş koyduk. Onu da tutmamışmış. Bayağı aralarında olmuşsa daha ufak onu kunlardı. Suyu olmadı, sulamadı. Dinamo bozulduğundan onu. Yapıldı mı sonra? Fasulye dikmiş herhalde. Ben alacaklar ya. Öyle mi? İşte dinamo da bozuldu mu yazın, koca yaz emek çektik alınacağız. Emek çektik adın emek. Anam su da olmadı. O zaten biz de sıkıştık bu sene sudan. Bir iki sefer verdik öyle çok veremedim. Yoktu işte. Zaten dedim zepsen de şaşkın dedik garson başı. Ne yapalım yavrum onun uçu. Kızın gelmedi mi? Geldi o da. Geldi. Bugün dedim çalışacak herhalde bu dedim ben. Yok acık hasta da ondan geçen pazar günkü şeyini bugün kullanacak. İzni. Bugün yarın da tatil. Sen buradayken kullansın. Yarın da burada olacak. Burada. İyi. Burayı ama sürdürdünüz mü siz? Yok mu ki? Burayı ne zaman sürdürdün? Eşim sürüyordu buraya gittiğimde. Öyle mi? Sonra bir de ara çapası çekiyorum ben diye bak. Dümdüz olmuş ne güzel. Güzel oldular bir de arkasında. Ekin sürüyordu. Ekildiğinde. Orası ekildi bura ekilmedi. Buraya da ekilseymiş yulaf. Geçen sene Moya'sı ektik anam da hem niye ektiniz dedi hem bir de o zeytinler kurumaya başlıyordu. Geçişçe kalıyordu. Allah Allah. Zeytinlerin birer yüzü bak bellidir daha arkanda. Ondan dedi. Dolayı ha? Herhalde susuzluktan dedik o zaman bağlayayım. Aslında sulardım. Yulaf serin tutuyordu diplerini ama. O zaman öyle oldu ne bileyim az geçişçe oldu ya. Belki ondan de. Bir daha diyeceğim ekmeğin buranın arasını dedi. Sürüyorum geldi. Gene de bak Allah razı olsun. Yengen diye mısır ekiyorum diye. Zaten ekecek o zaman ekin ekeyim. Ekim mısır daha mısır. Çok sıkar o zaman. Ekmen dedim. Mısır sıkar. Böyle boşça kalsın ekmen dedim. Ne İyi annem bakalım ben de sana yardım edeyim. Geldi mi demek? Geldi. Anne. Nergislerin olmuş ya senin. Nasıl gözüme çarptı? Demin amcam gelin orada dedim Zeynep'le arabayla gelirken. Dedim nergisler dedim olmuş amcamın dedim ben de. Nerede anne dedi ama amcam gelin dedim telin içinde. Of ya dediydi. Annemin bu sene baksana güzel güzel açmaya başlamışlar. Eskiden burası komple nergis böyle. Aynı bakın bak bunlar eskiden kalmışlar sonradan yoymamış bunlar. Bir uçtan bir uca kadar annem nergis dikmişti buraya kadar. Ama böyle kışın bir baktığınızda bembeyaz sanki nasıl diyeyim şu kenara kar yağmış gibi olurdu. O kadar sık olurdu ki nergisler bir de şu evin önünde vardır şu duvarın dibinde. Oraya da o şekilde nergis böyle her yer nergis olurdu bembeyaz. Bunlar eskilerden kalmış.
ne diyor annem, çocuklarım şey yapmasın, sevinirler diye diktiydim de. Annem çok sever böyle çiçek dikmesini. Bakar mısınız? Hem de evin önünde değil, bu bahçede. Bakın. Zeytin bahçesinin kenarlarına dikmiş annem bu şekilde, gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bembeyaz olurdu. Bakın şurada da zambakları var. Onları da göstereyim. Onlar da yakında açarlar. Nergizlerden sonra açıyor sanırım onlar. Bakın. Bu zeytin toplarken şurası ezilmiş. Bunlar mor zambak. Bunlar açma daha var sanırım buna. Aralarında nergizler açmaya başlamış. Tomurcuk açmış. Burası komple mosmor şey olur. Nasıl diyeyim? Zambak olur. Bakın burada bir tane şöyle nergiz açmış ama koparmayacağım. Bunları Zeynep koparsın. Zeynep çok seviyor nergizi. Şöyle kalsın. Zeynep'e göstereyim ben buraya. Şimdi az sonra gelir Zeynep de, birazcık rahatsız, hasta o da. Nergiz dersem az sonra kalkar. Şu kenardakiler açmıyor artık değil mi anne? Oralar yoymuş herhalde. Bunlar da tek tük kalmış orada nergizlerde. Şunlara gerek işlerde olursa olacak insan. Zamanı geldi mi açıyor. Demek ki olacak bak. Ha, şu tarafta da var. Bak orada da var. Burası komple baştan başa kadar nergiz ve zambak. Beni tanımasın diye. O kenarda doluydu, orada kurumuş be. Hatırlıyor musun? O evin karşısı pamuk gibi olurdu böyle. Yağmur yağdığında dışarıya baktık mıydı? Sanki kar yağmış gibi olurdu bu sıra böyle nergis yani. Dikerdim anam değil. Anneciğim. El tanımaz, elde tanımasın. Elde tanımasın diye dikerdim zambak, diye anneciğim. Zambak hele orayı, zambaklar her yere aldı. Orada zambaktır. Onu dikmesem iyiyim. Kardeşim çok... rahmetlik hastanedeyken şey yapardı annem, kutuya böyle demetlerdik. Götürürüz. Bir sürü demet böyle nergizleri. Bayağı çok olurdu. Bütün çok hemşirelerine, olurdu. Doktorlarına hepsine götürürdü annem. Hiç unutmuyorum bak onu ben. Hatırlattırdı bana. Kendi veriydi galiba. Tutacağım kendi veriydi. Ondan geri hemşirelerin hastalandı sekreteri. Kadın doğumda yattıydı. Kadın doğumu siz ille gideceksin dedi. Yasak bura dediler, olmaz dedi. Gideceksin dedi. Gitti. Sekreterine götürdü, şeyi verdi. Abi çok teşekkür etti galiba, o da sevindi. Kimseyi katmıyorlar öyle doğuma ya. İlle gireceksin dedi. Ben de dedim kapıcısına böyle böyle dedim. Girsin dedim. Hadi dedim, müsaade verin dedi galiba. Sevindi karuncağız da. Nergiz verdi. Benim hastam dedi, getirmiş diye. Hastasıydı sekreter ya. Sevindi karı o da. Çocuğum da ille kendim götüreceğim dedi. Hani yuklama gidişi karıncağızı. Günler anam be. İşte geldik geçtik. Bizler niye olacağız? Allah biliyor anam. Öyle. Öyle. Allah yalnız kimseler hasta etmesin. Amin. Kimseye hasta etmesin anam. Ne yapalım yavrum? Böyle işte. Öyle. Gücümüzün yettiği kadar çalışıyoruz. Allah'ım, kimseye zararımız olmaz. Kimseyi muhtaç etmesin anam. Ne yapalım işte. Ondan ben nergizi, zamba buldum, yere gömerdim. Niye çocuklarım derdim, elde tanımasın. Çok oldu o zaman da gari. Demek doğru, nergizler çok... oldu muydu? Biz bütün ağaç diplerinden nergiz toplardık. Bakın şurada da var değil mi anne? Şu narların dibi de, o narlar eski, bu narlar yeni de. Her yerde var. Şu narlar eski, hani oradan çoğalmış. Şunların dibinde de vardır. Her ama şu taraftakiler gördüm. Biraz yoymuş. Tek tük var böyle. Bulduğum yere gömerdim. Bütün her yeri dolaşmış annem nergiz tohumlarıyla, işte böyle soğanlarını dikmiş. Neyse anacağız. Bayağı çene çaldım başında. Ben de sana yardım edeyim de bitiriverelim hadi. Tripotumu da getirmemişim. Kaç tane var küçük ağaç? 2, 4, 5 tane. 4, 5 tane mi var? Ha, şuradakiler de var. Şu arkadakiler de toplanmamış. Şunlar toplanık. Tamam. Tamam annem. Bakın burada da nergis var. Bunlar da ağaçların altında soğanı kalmış. Buradan çıkıyor bakın. Tomurcukları var mı? Daha yok. Anca çıkacak herhalde. Şunlar nergis. Şunlar da şey, kiriş bunlar. Nergise benzer. Bakın.
Nergis'le kiriş birbirine çok benzer. Bunlar nergis. Bu da kiriş otu. Buna bir de yabani pırasa da diyorlar arkadaşlar. Ben hiç daha önce yapmadım. Bir sürü takipçim benim daha önceki videolarımda hani kirişin kavurması çok güzel olur, böreğe çok güzel olur diye yorum yaptılar. Kiriş, çiriş olarak da biliniyor. Şu kök kısmı. Ama dediğim gibi daha önce hiç yapmadım. Ama denemek lazım. Denemek istiyorum bu yıl. Çok kartlaşmadan, karta kaçmadan şu uçlarını keseceğim. Ama deneyeceğim canlar. Hatta bir de tadına bakmak istiyorum. Değişik bir aroması var. Yani soğan ve pırasagillerden gibi hafif böyle onları anımsatıyor sanki. Bir dahaki videolarımda sizlerle beraber toplayalım ve pişirelim. İlk defa pişireceğim. Dediğim gibi sizlerle pişirmek istiyorum. Nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Böyle canlar. Bayağı oyalandım ben. Bakın 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 kedilere bakın. Bak 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 bak. Bunlar yabani kedilerdi arkadaşlar. Bunlar alıştılar buraya. Bakın bakın. Şuna bak. Tosun gibi hele bir tanesi. Bak. Bak bak. Şundaki bak. Pisi 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 pisi. Şu babamın kedisi artık. Bunu baba mama ile besliyor ama kendini sevdirmiyor. Mama yerken elletiyor kendini. Ama mama yokken kendini sevdirmiyor kesin. Bu babamın kedisi artık. Ama o daha kedisi. Pisim. Pisi pisim. Kaçar hemen, sevdirmez. Pisim. Ben de kedileri çok severim. Pisim. Gel. Gel minnoşum. Gel. Nasıl korkuyor. Bayağı yulafta baksanıza. Bayağı şöyle hemen hemen bir karış olmasa da yarım karış olmuş. Şöyle köye gelir gelmez hemen bir vlog başlatmak istedim arkadaşlarım. Hem şöyle bir sohbet tarzında olsun istedim. Annemi bazı hani annemin olmadığı videolarda annen gözükmüyor. İşte köyde gittiğinde anneni çek falan diyen arkadaşlarım var. Annemin takipçilerine gelsin bu videom, bu vlog. Böyle olsun sevgili takipçilerim. Yengem de tarlada bak. Yengem ne yapıyor ki yollarda? Nerede görmedim. Onu. Baksana. Ay güneş gözüm alıyor. Herhalde tarayla bir şeyler temizliyor herhalde. Takıldamaya başladı ya. Neyse. Videomu kapatayım. Bir de yengemin yanına gideyim. İki de yengemle çene çalayım. Böyle canlar. Şu kalan zeytinleri bitiriverelim biz annemle. Bitiririz değil mi anne? Başka işimiz yoksa bitiriverelim. Ondan sonra işimiz. Bitiririz. Bitmezse kalan kalır anne. Tamam. Tamam anne. İyi bakalım arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sohbet videosu olmuştur. Gözüme de güneş geliyor boyuna. Yönümü çeviremedim. Annemi de çeken diyorsun ama neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.